Bugün sizlerle oldukça sağlıklı 3 malzemeli bir tatlı tarifi paylaşacağım. Glütensiz, şekersiz ve unsuz olacak. Bu anlamda sizi kazanacağımı düşünüyorum. Aynı zamanda yaz geliyor, herkes formuna dikkat ediyor, yediklerine dikkat ediyor. Biliyorum diyette olanlarınız da var beni takip eden. O nedenle onlar için de ideal bir tatlı tarifi olacak. Çünkü düşük kalorili de olacak bu arada. Onu da söylemeden geçmeyeyim. Ve fırın kullanmayacağız, ocakta yapacağız. Ocakta 10-15 dakikanızı, 15 dakikanızı alacak diyelim. Yani oldukça pratik bir tarif. Canınız tatlı çektiği an mutfağa girip hemen yapabileceksiniz. Bu aslında benim öğrenci zamanında yaptığım bir tarifti. Aklıma geldi. Bunun üzerine de tam böyle dedim ben bunu çekeyim çünkü herkesin hoşuna gideceğini düşünüyorum. Bu tarz şeyler çünkü hoşunuza gidiyor biliyorum. O nedenle sizlerle de paylaşmak istedim. İsterseniz gelin tarife geçelim. Özellikle kabuklarını soydum. İsterseniz kabuklarını soymadan da yapabilirsiniz. Ama kabukları sonrasında böyle beni nedense rahatsız ediyor. O nedenle soymak istedim açıkçası. Şimdi ortasında kalan şu kısımları da kesiyorum. Ben iki tane elma kullandım. Tek başınıza yiyecekseniz isterseniz bir elmayla da yapabilirsiniz. Hiç problem değil. Şimdi küp küp böyle çok büyük olmayacak, çok da küçük olmayacak küplere ayıracağım elmanı. Aslında ne kadar küçük yaparsanız o kadar çabuk pişer. O anlamda da öyle ayarlayabilirsiniz. Bu arada isterseniz elma dilimi de yapabilirsiniz. O şekilde de pişirebilirsiniz. Nasıl yemek istediğinize bağlı açıkçası. Ben küp küp daha çok seviyorum. Böyle ince olunca çok hoşuma gitmiyor. Küp küp olunca daha böyle beni doyurduğunu hissediyorum. Tabii ki bu tamamen psikolojik bir şey ama daha çok çiğnediğim için daha çok böyle yediğimi hissediyorum. Öyle bir algım var kendimce. İsterseniz başka meyveler de ekleyebilirsiniz. Böğürtlen, frambuaz tarzı, donmuş da olur. Onları da eklerseniz böyle rengarenk olur. O anlamda da güzel olabilir açıkçası. Vişne de ekleyebilirsiniz. Çok yakışır. Yani muz bile ekleyebilirsiniz. İstediğiniz ne meyve varsa ekleyin bence. Yani tabii ki pişince güzel olacak tarzda diyelim. Elmalarımı hazırladım. Şimdi ocağımı da açtım. Bütün doğradığım elmalarımı böyle tavama alıyorum. Bizim evde hep bir elma kalır, böyle bir meyve artar yani. Meyveleri kullanmak için de birebir bir tarif. Şimdi elmalarımın üzerine tarçın gezdireceğim. Dilediğiniz kadar tarçın kullanabilirsiniz. Bu arada başka baharatlar da kullanabilirsiniz. Mesela zencefil de çok yakışıyor. İster taze, ister de toz olabilir. Zerdeçal da koyabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Onun üzerine böyle birazcık su ekliyorum çünkü altın tutmaması için. İsterseniz böyle elma suyu da ekleyebilirdiniz veya böyle portakal suyu tarzı bir şey de ekleyebilirdiniz daha lezzetlendirmek amaçlı. Ama zaten bana lezzetli geldiği için ekstra öyle bir ekleme yapmıyorum. Son olarak da birazcık Hindistan cevizi yağı kullanıyorum. Bu da böyle bir aroma ve tat veriyor açıkçası. İsterseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Onun da tadı tabii ki güzel ama ben Hindistan cevizi yağını her zaman tercih ediyorum tabii ki. Şimdi bunu ocağa alma vakti geldi. Ocağa aldım elmalarımı. Şimdi birazcık karıştırıyorum ki tarçın her tarafına böyle geçsin. Şu anda altı birazcık sulu ama piştikçe zaten suyunu çekecek. Bakacağım duruma göre belki biraz daha su eklemem gerekebilir. Bu birazcık açıkçası elmalarınızın ne kadar hızlı piştiğine de bağlı. Çok fazla yüksek derece kullanmayın. O zaman çok çabuk suyunu çeker. Birazcık hani daha düşük sıda pişirmek daha iyi oluyor. Daha lezzetini aldığını düşünüyorum. Şimdi birazcık karıştırdım. Bunu bu şekilde bırakıyorum. Ben 6 dereceye açtım kendi ocağımda. Biraz bakalım ısınsın, elmalar pişmeye başlasın ve suyunu çekmeye başlasın. Sonra sizlere zaten göstereceğim ara ara nasıl olduğunu. Yaklaşık bir 5 dakikadır üzeri kapalı bir şekilde pişiriyorum özellikle ki ısıyı içinde tutsun diye. Şimdi üzerini açtım. Bu şekilde pişirmeye devam edeceğim. Zaten oldukça yumuşadılar. Sadece altında kalan suyu çekmesini istiyorum. Ondan sonra da hazır olacak. Yani herhalde bir 5 dakikaya elmalı tatlım hazır. Elmalarımı bir 5 dakika daha pişirdim. Şu anda böyle hafif, çok hafif altına sosu kaldı. Onu da çektirmeyeceğim çünkü o zaman da çok kupkuru oluyor. Şimdi tabağımı alıyorum. Bu arada bu tarifi isterseniz fırında da yapabilirsiniz. Böyle bir 200 derecelik fırına, fırın tepsisine daha doğrusu koyarak veya böyle bir Pyrex'e koymak daha iyi olabilir. Pardon. Böyle 200 derecede 15-20 dakika yumuşayıncaya kadar elmalarınızı pişirebilirsiniz. Aslında böyle elmalı tart gibi de oluyor tadı. İsterseniz öyle yapmak için böyle üzerine birazcık fındık, badem tarzı bir şey gezdirebilirsiniz. Böyle bir kıtırlık vermek amaçlı. Ben üzerine böyle hafif renk olsun diye Hindistan cevizi gezdireceğim. Dediğim gibi başka bir şey de gezdirebilirsiniz.
Hatta granola falan da çok yakışıyor. Granola tarifim vardı. Aşağı linkini isterseniz ekleyeyim. Bir bakın. Böyle bir kıtırlık vermesi güzel oluyor gerçekten. Bu arada tadına bakın. Benim için elmanın tatlılığı yeterli oluyor ama dilerseniz böyle pekmez veya vegan değilseniz bal tarzı bir şey de gezdirebilirsiniz. Böyle bir tatlandırmak için. Tabii ki dondurmayla da çok güzel olur ama tabii normal dondurmadan bahsetmiyorum aslında. Böyle bir muzlu dondurmam var benim. Bu arada istiyorsanız onun da tarifini çekeyim. Çok pratik oluyor ve çok çok lezzetli oluyor. Şu anda elma tatlım hazır. Eminim tatlı isteğinizi alacak gerçekten. Elmalarımı pişirirken kendime birazcık da çay demledim. Çayımla birlikte böyle bir çay saati yapacağım kamerayı kapattıktan sonra. Şu anda elmaların nasıl koktuğunu size anlatamam. Hakikaten böyle tarçınlı inanılmaz kokuyor. Hatta bu kadar yapmışken bence önünüzde tatmasam da kötü olur diye düşünüyorum. Bu arada kareden çıkmış olabilirim, kusura bakmayın. Of, çok güzel görünüyor. Bakalım nasıl olmuş. Bence gerçekten üzerine hiçbir tatlanıcıya ihtiyaç yok. Çok güzel olmuş. Ve böyle üzerine badem, fıstık, fındık tarzı şeyler de çok yakışır. Şu an aklıma geldi. Ne diyeceğimi bence birçok kişi biliyor. Tahin çok yakışır. Hakikaten tahin çok yakışır. Fıstık ezmesi de yakışır ama bence bu tatlının olayı tahin. Evet, bunu ekliyorum. Şu anda ekleyemiyorum biliyorsunuz, klasik evimde yok ama mutlaka ekleyin. Tahinle çok güzel olacak. Elmalı turta seviyorsanız, elmalı tatlılar seviyorsanız bu tatlı gerçekten tatlı isteğinizi ve böyle o sevdalarınızı alacağını düşünüyorum. Tatmin edeceğinizi düşünüyorum. Tarifimi yaparsanız Rena Çakır Instagram hesabım üzerinden benimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Ben de üzerine böyle tekrardan paylaşıyorum ki herkes görsün kimler nasıl neler yapıyor. Çünkü olabildiğince birebir tarifler vermeye çalışıyorum ve birçoğunuzun tarifleri zaten tutuyor. O anlamda da gerçekten ben de mutlu oluyorum açıkçası. Tarifimi yaparsanız benimle paylaşıyorsunuz. YouTube'a gelecek olursak da videomu beğenmeyi ve tabii ki kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Yorumlarınız olsun, tarif istekleriniz olsun. Instagram'dan veya YouTube'dan yorum olarak bırakırsanız çok çok sevinirim. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın.